Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mountain Blade Warband. Az kadar hoş geldiniz. Story of Color Radio'da bir tane apamız önerdi, bir tane dostumuz. Önerdi sanırım Türk yapımı bir mod. Neredeyse eminim bu konudan. Hemen başlayalım. A Story of Color Radio. Azgat. A Story of Color Radio yazmışlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Böyle şeylere alışırız. Bakalım. İşte kayıtlı oyun yok çünkü daha hiç oynamadım. Yeni oyuna başlayalım bakalım. Diyor ki atlar ve insanlar yağmurlu havada daha yavaş hareket ederler. Aa, şey mi bu? İngilizce mi? Merhaba yağmacı. Mountain Blade A Story of Color Radio modülüne hoş geldin. Devam etmek için lütfen devam yazısına tıkla. Şimdi quick karakter var for mod testing ama ben devam diyeceğim. Modelin konusu Asgard köyünü yağmalayıp anne baba ve akrabalarını öldüren bir grup haydutlar intikam almak isteyen bir adamın kadın hikayesidir. Şimdi cinsiyetini seç. Erkeğim ben. Yıllar önce uzak bir diyar olan Kalradya'nın Asgard köyünde doğmuştun ve kendini okçuluk, ticaret, savaş derken tekelli yani yakında güçlü silahlar mı, okçuluk hani okçuluk ve şey mi, okçuluk ve kundaklayalar mı ve ticarette tam olarak şeyi açıklamıyorlar. Tamam, ne diyelim, neyde iyi olayım ben savaş. Yine güneşli günlerden bir gündü. Her zaman güneşli gün kalacağız zaten. Gerçekçi kahretmeden çıkmak olmasın. Şimdi isminizi girip tamam. Eşya elde edildi. Deri çizme, deri urba. Tolgar! Bizim klasik Tolgar tabii ki. Tolgar'ım ben. Zeka 4. Zeka 4 olur mu lan? Gerizekalı mı olacağız biz? Tamam şimdi. Silah ustası falan her şey iyi. Güzel bunlar. Fırlatma, germe. Liderliğimiz de iyi. Mühendislik, yara bakımı. Grup iyileşme hızı, bu yeteneğini bunu artıralım mesela. Ondan sonra envanter yönetimi, cerrahlık. İyileşme var mı ya? Bu yeteneği verilen her puan ölümcül yara almış. Yara bakımı, ilk yardım. %5'ini geri alıyorlar. Ben neye vereyim kendimi? Okuma. Bu ne ya? Bu yeteneğin her düzeyi kitap okuma süresini %5 artırır. Yeteneğim artınca kitap okuma süresinin azalması lazım. Daha dikkatli mi okuyorum? İnceliyor muyum acaba? Allah Allah. Verelim bakalım ona da. Ve ticaret tabii ki. Ticaret olmadan hiçbir şey olmaz. Biliyorsunuz orta çağ. Ve de bir tane de neye vereyim ben? Atletizme vereyim. Bazı insanlardan da 146 çifteli silahlar, 146 görüyorsunuz işte, ama okçuluğu falan gönderili silahlar, bas gönderili silahlar ahbap. Tamam, adım sadece Tolgar, benim soyadım yok ya, fazla şey yapmaya gerek yok ya. Hop, ciltlerde mi var, bu ne oğlum, adam hastalık geçirmiş. Bunun cizme. Tamam, bu oğlum ya. Sakal olsun mu? Olmasın. Sakal olmasın. Ben temiz yüzlü olacağım. Saç. Tamam, bu tamamdır. Saç rengi siyah, simsiyah. Yaş. Ve yalnız anne babamı öldüren hacıtları arıyorsam şu yaşta bayağı şey arıyorum herhalde. Bayağı geç kalmışım ben. Tamam. Yine günlerden bir gün kıyıya balık yakalamaya gitmiştin. Daima balık yakalarım. Ve aniden bir ses de ilkilin. Köye vardığında her yer ateş ve yerler kan gölüne dönmüştü. Haydutlar köyü basmış ve herkesi katletmişti. Kalk ve Asgard'a doğru git. Asgard'a doğru gitmeden... Asgard! Nereyi yaptılar Asgard? Şurada bir tane köy vardı ama neresi olduğunu unuttum ben onu. 5 dakika, Asgard bana mı ait şu anda? Şu anda harita modundasınız. Seyahat etmek için, kasabalara girmek ve başka gruplarla karşılaşmak için harita üzerinde bir yere farenin sol tuşuyla tıklayan, bunları biliyoruz ya. Köye ulaştığın köy haritalar tarafından yakılmış ve tüm köyler katledilmiş. Not: evine git ve babanın sandığını bul. Evin kıyının yanında, sonraki kıyıdaki sandala gidin. Kıyıdaki sandala girebiliyor muyuz? Girdim bakalım köye. Aa, şey koymuşlar. Geldim. Seni lanet olası ok işareti seni. Neyse. Silahım falan yok mu benim? Ha, böyle işaretlendi, tamam.
Siz ok işaretlerinden nefret ediyorum. Çok pislik şeylersiniz siz. Siz ne şerefsiz ok işaretlersiniz. Ne yaptığınızı biliyorum. Ama köylülerim ölmüş. Teyze. Sen... Köylüleri saat gibi oynatıyor. Dans, dans, dans et. Hadi, hadi teyze dans edelim. Ölüsün ama. Ölüyken bile hayatı doya doya yaşıyorsun. Teslim olun ya da ölün, seçim sizin. Bizden korkmuyorum, dövüşeceğim. Teyze. Ölü teyze beni teyze diyor, çok ilginç bir şey. İyi yapmışlar modu ya. Ya modun eksikleri var şu anda. Başlayalı böyle 10 dakika bile olmadı ama modun eksiklerini gördük ama yani zaten birinci versiyon değil daha bu. 0.6 bir şey, öyle bir şeydi. Merhaba. Buradan devam mı ediyorum? Teyze! Sen teyze misin? Hepiniz teyze misiniz? Yoksa amcalar da var mı aranızda? Dayılar, amcalar falan. Benim ev bu mu? Benim ev bu. Biz bayağı zenginmişiz. Bayağı zenginmişiz biz. Ballar falan duruyor orada. Ballar, baharatlar falan duruyor orada. Ama evde başka yiyecek yok. Bir karpuzdan başka. İlginç bir şekilde. Üst kat da mı bizim? Üst kata gidemiyoruz. Üst kat anahtar bizim büyük de, büyük babada, büyük baba şeye gitti. Nereye gitti? Sarhanelerin oraya gitti o. Savaşa katılmak için. Kılıç. Oh yes. Artık kılıcım var baby. Baştan ne dönüyorum ben? Bana şeye dön dediler. Sandal burada mı? Belki buradadır. Evet, sandal var. Hop, orada birilerini görüyorum. Sandalda birileri var. Alo! Kardeş, siz kaçmışsınız. Siz savaşmamıştınız, kaçmışsınız. Bu ne biçim şey olan böyle? Sağlam merdiven yapmışlar. Aşağıya çok kolay iniyorsunuz. Zaman kazanmak için pratik yok. Buna mı bineceğim ben bu? Bayağı büyük. Bu ama bir kısmı şeye girmiş bunun. Get on the boat. Haydutlar anne ve bağının başını kesip evin içine atmışlar. Ve seninle intikamını almak için... Ben onların başını görmedim ki evin içinden. Tövbe tövbe. Bu ismi asla unutma. Krikon. Adamın ismini ben nereden bileyim ki? Dört yol hanına giriyorsun. Gir bakalım. Kılıcım var ulan benim. Adam olacaksınız. Adam. Odun kes. Yaşlı adam. Hey genç adam, bana yardım eder misin? Tabii ki, ne lazımdı? Malum kış yaklaşıyor, bana biraz odun lazım, 5 tane. Tamam, yardım edeceğim. Baltayı göremiyorum. Balta nerede? Evet, balta. Yaşlılık işte, unutmuşum. Evimde bir tane olacaktı. Evin meydandaki atların yanında hemen. Tamamdır, gidiyorum hemen. Adam not aldı. Güzel, şey sesi var, geldi. Güzel yapmışlar ona. Ne, bunun evi nerede? Dur. Q muydu? Balta. Balta yaşlı adamın evinde bulabilirsin. Evin meydandaki atların yanında. Burası meydan mı? Atlar şu herhalde. Oo, şehirli adam. Hiç ilginç bir şey olmaz burada. Şey, atlarla dolaşıyorlar şeyin içinde, evin şehrin içinde. Çok güzel olmuş bu. Kapıyı aç. Ha, buranın dolmasını bekliyoruz demek. Güzel şeymiş bu. Bir de zıplayabilsek ha. Envantere giriş. Hiçbir şey yok burada. Amca, baltan nerede ya? Unutkanlık var. Unuttun mu baltayı? Ne yaptın? Kapıyı aç. Onu da aç. Burası arka tarafa çıkıyor. Balta nerede ya? Hah, balta. Hah, baltayı aldım. Savaş baltasıyla odun kesiyoruz biz. Bizde böyle, bizde racan böyle. Çok savaşlı bir toplumuz. Azgatlar böyledir. Bir yoldan, ne biçim şeymiş burası böyle, ne biçim bir kemermiş. Ne meşgul bir kemermiş. Beyoğlu kemeri. İstiklal kemeri ismi veriyorum ben buna.
Odunlar nerede? 5 şimdi koyul diyor bak. Al. Oho! Yeteri kadar odun kestim mi? Evet, hepsi burada. 80 dinar. Tabii ki yardım ederim. Bir, iki, üç, dört, beş. Dört yol anına giriyor. Ziyafet. Ziyafet için 10 tane balık yakala. Balık yakalamak için balıkçı kampına git. E benim... Woohoo! Satacak bir şeyler. Ah! Baltayı kaybettim. Şey, kime satabilirim burada itemleri? Hacı sen satıcı mısın? Yok mu burada satıcı ya o? Satıcı derken öyle satıcı değil. Dur ayrılalım buradan ya. Neredeyiz biz? Dört yol hanı. Bir Sargot şehrine gidelim mesela. Ah, ay! Oo! Allah'tan 21 dinar kaybettik. Ha bir tane boot kaybettik o kadar. Tamam bırakırsanız çok memnun olurum. Vallahi çok memnun olurum. Suno şehri. Oo, buradaki nehir bayağı uzatılmış. Ne kadar şey var burada ya. Gemi satın al. Pazar yerine git. Sana şu odunları satayım ben. Zekan olacak işte, böyle şey yapacaksın. Böyle kullanacaksın. Sonra da silah tüccarını aç bakalım. Dur bir şey almayalım şimdi de. Ya da İşte zekanın zaferi. Zeka değil. o öylesine şans eseri şey yaptık ama o ne şeymiş? Ne ilginç bir şeymiş. Rastgele şey odun kestik. Yani hepsini veririm diye adama. Öyle olmadı. Burada şey yok, köprü yok. Beni illa da o köprüden geçirecektiniz değil mi? Böyle yavaş yavaş nasıl yürüyor onu izleyelim bakalım. Oo anam deli gibi yürüyor, çok hızlı. Çok fena yürüyor. Hız 4.9 mu? 7.1. Affedersiniz. Kıçkırık tuttu. O kim? Kırmızı bir şeyler vardı orada. Grubum neden moral kaybediyor? Tek benden oluşuyor grubum. Balıkçı kampı kim ya? Dur. Balık yakalamak için balıkçı kampına git. Ha tamam. Aha. Balıkçı kampına ulaştım. Burada balık tutulabilir ve başka yerleri satabilirsem balık tutmak için kısa mızrak gerekiyor. Beyler bende kısa mızrak var. Siz bana söyleyin ben balıkları tutayım. Merhaba. Merhaba abi, ne haber? Abi bir baksan. Ne satıyorsun? Son söylentiler nedir? Emir Bilya hizmeti altına girmenin iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Tebaasın iyi. Ha. Hayat nasıl? Al bu 300 dinarı al. Olsun. 300 dinar zaten bedavaya almıştık. Hacı nasılsın? Suno şehri mi? Burası Suno şehri değil bir kere. Hoş ne yazdığını okumadım ama hadi gidip balık tutalım. Balık tutmak iyi gelir. İnsan sağlığına iyi gelir diye düşünüyorum. Merhaba. Şimdi balığı nereden tutacağım? Var mı? Ha! Şey yapmışlar oraya. Güzel. Şöyle koyalım. Aynen. Kılıcı çıkarmama izin vermiyor. Direkçiye çıkıyor. Git. Al. Oo, çok fena oluyor burada bu işler demek. Demek böyle artık. Suyun altına giriyor. Suyun altında yürüyebilirim. Hoş oldu bu. Çok güzel oldu. Olmuyor ya, bug var bu işte. Hacı.
Hacı olmuyor bu. Vallahi bug var. Bir şey yapamıyoruz. Hop. Bak şu an F'e basıyorum, E'ye basıyorum, R'ye basıyorum. Bir şey olmuyor. Ya lazım şöyle mi yapacağım acaba? Hayır böyle yapmayacağım ama. Hop. Bir şey olmuyor. Neyse. Şimdi bug var bunda. Artık herhalde bir sonraki versiyonun çıkmasını bekleyeceğiz. Öyle bir şey yapacağız. Neyse. Yani hikaye modu güzel, bayağı bug var ama buglar aşılır diye düşünüyorum. Hoş yapmışlar, güzel bir sistem kurmuşlar. Yani dediğim gibi bugların aşılmasını bekliyoruz. Ve izlediğiniz için teşekkürler umarım bu videodan. Keyif almışsanız öyle keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.